Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Kralı'ndan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda YouTube kanalımızda çok çok istenen birçok ziyaretçinin ve abonenin de sorduğu bir oyunun mod APK tanıtımını yapacağız arkadaşlar. 8 Latif Satın Numbers. Ne bu? Neyim? Evet. İsimimiz Kanalın Kralı olsun. Ne olacak yani? Tamam. Ne bu ya? Leather. Leather abi git. Bu videomuzda sizlere Call of Mini Infinity oyununun sınırsız altın ve para hilelerini göstereceğiz arkadaşlar. Önce şunu bir kapatalım. Müziği bir kapatalım. Birçok ziyaretçimiz, abonemiz Call of Mini Infinity oyunu ile ilgili birçok sorular soruyordu arkadaşlar. İşte ne zaman abi yaparsın, bunu yapabilir misin gibisinden. Biz de biraz araştırma yaptıktan sonra dünya üzerinde tabi yapabilen arkadaşlar da varmış. Böyle bir paylaşım yapalım dedik YouTube kanalımızda. Gördüğünüz gibi buradaki tabi şuradaki malzeme neyi bilmiyorum ama altın ve elmasımız 999 1999 1999 1999 gibi isim numaralandırmış bir miktara sahip. Yani sınırsız istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. İkincisi, oyunumuzu internet ortamında oynamanız gerekiyor. İnternet olmadığı zaman Wii veya Wi-Fi ile hangisini kullanıyorsanız kullanın. O olmadığı zaman oyun açılmıyor arkadaşlar. İnternet bağlantınız gerekiyor oyunu oynayabilmeniz için. Üçüncüsü, şuradaki malzemeyi bilmiyorum ama o da 999 bin bir sonsuz rakama sahip. Gördüğünüz zaten bütün rakamlar birbirinin içine girmiş. O kadar fazla sayı var. Oyunu hiç oynamadım. Oyunu ilk defa oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuz OBB dosyasıyla verebileceğimiz bir APK dosyası olacak. Video altında. Öncelikle OBB dosyasını yüklemeniz gerekiyor cihazlarınıza. Daha sonra da APK dosyasını yükleyip kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Oyun içerisine girdiğiniz zaman mini bir eğitim yapıyorsunuz. İşte bir poligon var. Poligonun önündeki robotları ateş ediyorsunuz. Ateş ettikten sonra zaten bu kadar paramız da olduğu için ve internet ortamında da rahatlıkla çalışabildiği için arkadaşlar oyunumuz istediğiniz kadar silah alıp, istediğiniz kadar güçlendirmeyi alıp, istediğiniz kadar zırhları alıp güçlendirebilir ve oyunu çok güzel, çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Özür dilerim. Hep video çekerken boğazım takılıyor, gıcıklık oluyor. Bu arada arkadaşlar bazı yorumlara da cevap veremiyorum, kusura bakmayın. Çünkü bazı adi insanlar var. İnternet kablolarını çalmışlar bulunduğumuz alanda. Türk Telekom'da bir arıza var diyor. Gittim şahsen sordum, konuştum. Adamlar gitmiş Türk Telekom'un kablolarını çalmışlar. Ya en azından şunu yapıyorsanız sağlam yapın arkadaşım. Şu Türk Telekom kablolarının üzerine bir elektrik takın. Bari çalacak adam elektriğe kapısında ölsün ya. Yani her seferinde bir de oturduğum şehir hiçliğin ortası. Yani Lost City gibi bir şey. Ghost, yani Ghost City, hayalet şehir. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ve gerçekten arkadaşlar eğitim seviyesi %30'lara kadar iniyor bulunduğum şehir içerisinde. Yani bir elektrik gitse, internet gitse veya su gitse kalkıp da birisi aramaz. Gelene kadar aramaz onu. Ya bu elektrik neye gitti, niye gelmedi işte, hiç kimse aramaz burada. Böyle bir ortamda yaşıyorum yani. Neyse, konuyu dağıtmayacağım ben. Burada Start Game var, Team Up var. Team Up'ta online olduğundan dolayı arkadaşlar oyun içerisinde farklı kişilerle bir ekip kurarak oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Neymiş bu Guild? Guild'i bilmiyorum. Event var, onu da bilmiyorum. Base var, onu da bilmiyorum. Ama yine de bakalım. Guild bakalım neymiş. Oyun içerisindeki diğer bölümlere de gidelim arkadaşlar. Bakalım en iyisi. Burada arkadaşlar Join the Guild will receive many benefits. Level 2, level 1, level 7. Buradaki diğer kişiler Nick galiba zannediyorum arkadaşlar. Evet, Nick'e benziyor. Join, approval, join, closed, kapalı. Bu şey mi ya? Server galiba. Evet, doğru. Server. Şu kısımda zaten serverin doluluğu var arkadaşlar. Bunlar server gibiymiş. Burada gördüğünüz gibi 33 tane, 34 kişilik bir serverde 33 kişi bulunuyor. Burada 44 kişilik serverde 44 kişi bulunuyor.
Ve içeride var olan oyuncularda görebiliyorsunuz. Ayrıca join diyerek de oyuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz sadece bakalım dedik. Buradan yeni bir server oluşturabiliyorsunuz create diyerek. Veya da rank'tan arkadaşlar en yüksek veya en iyi hit serverleri gösteriyor. Ve join'den direkt herhangi bir server seçerek o servere de girebiliyorsunuz arkadaşlar. Event var. Event'te neler varmış bakalım. Exchange 0'da 800 boy. Satın al diyor. Bu neymiş? Yakında neymiş komisyon drop boom. Bu da herhalde muhtemelen sizin ilerlemenize dayanarak oyun içerisinde çıkan silahlar falan gibisinden mi görünüyor o mu? Ya da yeni çıkan bölümler veya silahlar. Base var. Base kısmında bakalım. Tuning bölümü gibi bir şey mi base? Muhtemelen öyledir evet. Burada silah çeşitleri var arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Bunlar kilitli. İtem var. Armor var yani zırh. Zırha bakalım güçlendirebiliyor muyuz? Level 4. Upgrade diyoruz. Bunu neyle güçlendirebilirsiniz? Bakalım. HP 200, 40, 30, ok diyoruz. Evet. Altınla güçlendirebiliyormuşuz. Gördüğümüz bizim altınımız sonsuz olduğundan dolayı bakalım azalma var mıymış? Ona da bakalım. Azalma olduğunu zannetmiyorum ama 988. Bir daha bakalım. Yok. Azalma olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Sonlar hep aynı. 25 tane elmas istiyor. Onu da harcayalım. 38. 888 mi? Yok. Azalma yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde azalma yok. Paranız tamamen full. Zırhımızı da şey yaptık. Unlock diyoruz. Tabii bak diğer zırhları da satın alabiliyormuşsunuz. Çok güzel. Abi süpermiş ya. Ekip. Upgrade. Güçlendir. Upgrade. Güçlendir. 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 Süper. Arkadaşlar sevmemin bir sebeplerinden bir tanesi oyun içerisinde server var. Serverda binlerce dünya üzerinden oynayan insanlar var. Eventler var. Odalar var. Bunlara girip oynayabiliyorsunuz. Peki sevmemin sebeplerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Oyun içerisinde sınırsız paranız var ve hiç bitmiyor. Ve gerçek oyuncularla oynadığınız için oyun içerisinde en güçlü kişi siz oluyorsunuz. Çünkü sınırsız paranız var. İstediğiniz malzemeyi alabiliyorsunuz. Hepsini güçlendirebiliyorsunuz. Ve oyun içerisine dahil ederek en iyi oyuncu olabiliyorsunuz arkadaşlar. Weapons silahlar bölümü var. Buna yine silahları açabiliyorsunuz. Burada kilitli VF. Yani özelliklerini görebiliyorsunuz. Bazılarını açamıyorsunuz. Bunu aşabiliyor musunuz? Bayağı da silahlara bak ya. Şunu alalım bari. En güzele benziyor. Ekip diyelim. Ekibe girsin. Upgrade diyelim. Güçlendirelim. Başka bir silahı ekip olarak geçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz ama bir tane silah kapasitemiz var muhtemelen. Çünkü diğerlerini de ekip olarak seçebilirdik. Armor var. Empty. Bakalım işimiş. Evet. Doğru. Birden fazla da silah kullanabiliyormuşuz. Şu aradaki gördüğünüz boşluklar diğer silahlar için veya armorlar, diğer zırhlar veya itemler için arkadaşlar. Buradaki şeyleri de açabiliyor muyuz? Bakalım. Unlock diyelim. Açtık. Boş. Skill koyabiliyoruz. Yani skill de arkadaşlar zırhınızın veya iteminizin veya silahınızın güçlendirilmesini veya ek özellikler açmasını sağlayan bir bölme. Bu bölmeye de o özellikleri koyabiliyorsunuz. Empty diyor. Burada bakalım neler varmış. Bu neymiş? Turn invis for a stores time trial. Duration 3 saniye. Yani time trial bekleme zamanı 3 saniye gibi bir şey mi? Neyse. Bu neymiş? Fast transport. Bad one 2 points. 2 point. Hızlı transport, hızlı değiştirme gibi ya da evet yok. Hızlı ışınlanma veya hızlı hareket etme. 2 puan arttırıyormuş. Help proportional restore the HP per second. Wind. Çok uzun okumayacağım ben bunu. Şu itemlere bakalım bir de.
Şimdi bu itemimizin ne işe yarıyormuş? HP artı 150 HP veriyormuş. Eğer kill increases your damage. Yazacağına damage yazmış. By %5 and generated by %1 increases until you die diye ölüm. Pek bir şey anladım zannedemem. Evet. Neyse arkadaşlar, buradakiler muhtemelen sizin kafanız ya da şeyler, muhtemelen maske veya kafa. Bu zaten hit dediği zaman zaten anlaşılıyor kafa olduğu. Bu neymiş? Taç mı var? Uf, bu ne ya? Yüzüklerin Efendisi'ndeki şey gibi, aynı şu ölü atlarla gezen adamlara benziyor. Bu da güzel. Body kısmı, body de arkadaşlar sizin giysinizin alt kısmı. Burada yine ne diyen böyle kızların da seçebileceği bir kanat var arkadaşlar. Ama şöyle şeytan kanadı gibi veya yarasa kanadı veya bu nedir ya arkadaşım, ork kanadı gibi. Veya bu ne bu? Sırtta ne o? Bunu sırtına mı koyuyor, takıyor ya? Bu ne ya? Evet, şu elektrik kanat çok güzelmiş. Şu elektrik kanadını alalım mı biz? Tamam, nereden alacağız? Otel var. Diğer kısmında bakalım neler varmış. Shield. Shield region time. Shield. Combo. Will heal. Satın al diyelim. Ekibe koy diyelim. Bu diyelim. Ekibe koy diyelim. İkisi de ekipte şu anda. Body'de bakalım. Şunu ekibe koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Niye? Light quiz bonus winning. Şunu bari ekibe koyalım diyeceğim. Bunu bari ekibe. Şunu mu koyacağız ekibe? Hit. Hit kısmında şu kısmı alacağım ben bari. Ekibe koyduk. Şimdi bakalım bizim, evet, güzel bir şeyimiz oldu. Tip güzel oldu. Güzeldi, evet. Şuradaki bölümü empty diyoruz. Boş. Bir tane item koyalım arkadaşlar. Turn invisible for store time trial. Veya şu daha bakalım hangisi daha çok para ediyor. Evet, şuradaki bir tuhaf bir para birim var. Onu alalım. Ekip upgrade ok. Upgrade ok. Tamirat yükselt. Tamam, çok güzel de full yaptık. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Burada güzel. Empty armor. Armor zırh. Silahlardan birkaç tane daha silah alalım. Şöyle güzellerinden olsun. Şu mesela daha bir havalı gibi duruyor ama alamıyoruz. Boy diyoruz. Ekip diyoruz. Upgrade diyoruz. Bunu aldık. Güzel. Şunu alabiliyor muyuz? Almıyoruz. Siz mi? Bilgi alabiliyoruz. Bunlar sadece bazuka gibi bir şey. Silahın görüntüsünü de şurada görsek daha güzel olacak. Şu güzel duruyor ama açık zaten bu. Şunu alacağım. Yani bazuka bu diyoruz. Yes. Geri dedik. Şu anda silahımızı aldık. Bir tane silah boşluğumuz kaldı. Bunu da açık olan bir tanesini alalım. Şunu alalım. Ekip diyelim. Upgrade diyelim. Tamam. Güzel. Bu skill'e ne koyabiliyoruz? Bunu yapmışız zaten. Bari şunu alalım. Bu level 2 de açılıyor. Level 5 de açılıyor arkadaşlar bazıları. Bir de şu üstte farklı bir asker için veya bu askerinizin için ekstra bölmeler de açılabiliyor. Level 5 ve level 6 da açılıyormuş bunlar. Silahlarımızı aldık. İtem veya zırhımızı, skillimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bu ne? Kanalın kralı. Biraz tuhaf bir isim olmuş. Daha güzel bir şey koyacağız. Mesela War Time. Evet, War Time olurdu. Neyse, geri gittik. Base kısmına da bizim karakterimizi en güçlü şekilde güçlendirebilirdik. Start game diyoruz. Bakalım neler varmış. Team neymiş bu? Death Match. Ölüm maçı. Evet. Takım ölüm maçı varmış. Burada bakalım kaç kişi? 4 vs 4 vs. Şimdi oyun oynamadım arkadaşlar. İlk başta onu söyleyelim. Ya bu nasıl oynuyor gibisinden demeyin bana. Start diyoruz.
ve oyuncuları bekliyoruz arkadaşlar. Tabii bu yapay zeka ile mi oynayacağız yoksa gerçek online oyuncularla mı oynayacağız onu bilmiyoruz. LV kanalın kral geldi. Level 1 bakın level 15 var, level 6 var, level 7 var, level 1 var. Şimdi biz kanalın kralı olarak tabii paramız da sınırsız ama bir de oyun deneyimi olacak arkadaşlar oyun içerisinde. Kişileri hızlı vurma, ateş etme, şarjör değiştirme. Bu nedir ya? Hemen vuruldum arkadaşım ya. Silahımız iyi de oyunu biraz hızlı oynayamıyoruz arkadaşlar. Oyun içerisinde öldüğünüz zaman size 6 saniyelik bir zaman dilimi veriyormuş. Bu zaman dilimi içerisinde de kişilerini de öğrendik. Öldürdüm birini ya. Silahı değiştirmemiz lazım bizim ya. Nasıl değiştireceğiz? Önce bir şuraya geçelim de. Evet. Çok güzel. Abi bu adamlar nerede ya? Abi ben bu silahı değiştireyim yani. Ben en iyisi değiştireyim. Ya geç ya kim kalibre ödülü istiyor ya? Silahı sonunda değiştirebildim yani. Nasıl bir silah almışım arkadaşım? Gitmişim uzay çağından bulma silahlar almışım. Ya önce bu oyunu oyna, oyunu. Vay senin klip ödülün ne ya? Ben klip ödülü falan istemiyorum arkadaşım ya. Git ya. Arkadaşlar bakalım benim kanalın kralı olarak kaçıncı sıradaymışım? Gördüğünüz gibi 5. sıradaymışım. Ben böyle oyunun içine ederim. Önce bir şu silah kapasitemdeki ekip olan silahları bir değiştireyim ben. Bekleyerek çıkış yapıyoruz. Ya git Allah'ını seversen ya. Bir daha gitme ya. Basit silahlar daha güzel abicim ya. Bir de çok kasıyor ya. Server'dan mı internetten mi anlayamadım ki. Şu silahları bir değiştirelim. Sen bir git abicim. Bir daha gelme buraya. Şu basit bir şundan alalım mesela.
Tamam mı? Gittik. Bunu aldık mı? Şunu da değiştirelim. Ne? Lazer nedir ya? Şuradan al arkadaşım. Bunu oynayacaksanız dev ekranda oynayacaksınız. Böyle küçük ekranda olmuyor bu. Şunu da değiştirelim. Bunu gerçi kullanmadık. Dursun şimdilik. Şimdi bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Start game diyerek yeni bir maceraya başlayalım. Biz kırmızıyız, onlar mavi takımda bu sefer. Oha be, hemen vurulduk ya. Şu silahı değiştirelim ha. Bu sadece vize atıyormuş ya. Gene vuruldum ya. Oho, biz buna gitmişiz, sniper almışız arkadaşım. Biz sniperlık yerde miyiz ya? Adam bizim yanımızda mı değil mi, ben anlayamadım ya. Bizim yanımızdaymış adam. Nerede bu gitme ya? Kim yendi? Level up. Tamam, anladık. Level up güzel de biz şimdi neredeyiz? Birde miyiz, ikide miyiz, üçte miyiz? Neredeyiz biz? Listeye lazım. Bakalım listemizde ne varmış? Oh, kanalın kralı herhalde listede görünmüyor. Oo, dokuzuncu olmuşuz. Dokuzuncu yok gerçi. Tamam, anladık anladık. Continue. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında oyun güzel. Beni de sarmaya başladı yavaş yavaş. Yine de oyun içerisinde bir takım alıştırmalar yapmanız lazım. Eğitim bölümü varsa eğitim bölümünde kendiniz biraz daha kendinizi geliştirmeniz lazım. Ki dünya çapında, globalde veya kendi Türkiye çapında bir listeniz varsa, bir rank listesi varsa arkadaşlar, bu listede en iyi olabilirsiniz. Tabii oyun içerisinde dediğimiz gibi sınırsız altınımız, sınırsız elmasımız ve sınırsız diğer malzememiz neyse o malzemeyi de kullanarak en güçlü, en iyi silahları alarak, tabi o silahlar üzerinde de kendinizi ileri seviyelere taşıyarak arkadaşlar en iyi oyunu ve en iyi oyunu gösterebilir, en iyi oyuncu olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar, oyun içerisinde pek oyun oynayamadım ama oyunu göstermek açısından birkaç takımda oyun oynayayım dedim.
Dediğimiz gibi videomuz bu kadardı. Bu arada oyunu indirebilmeniz için ve oyunu bu şekilde sınırsız parayla oynayabilmeniz için birincisi arkadaşlar öncelikle video altında size verdiğim OBB dosyasını önce telefonunuzun Android kısmı içerisinde OBB klasörü var ve OBB klasörünün içerisine atmanız gerekiyor. Daha sonra APK dosyasını indirip SD karta veya direkt o Android'in herhangi bir download moduna da nereye koyarsanız koyun o önemli değil. Daha sonra da APK dosyasının kurulumunu yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra da internet bağlantınız kesinlikle olmak zorunda arkadaşlar. Oyunu oynayabilmeniz için ve sınırsız buradaki hileleri de para hilesini ve elmas hilesini sağlayabilmemiz için öncelikle OBB daha sonra da APK dosyasını yükleyeceğiz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenmeseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunla ilgili, video ile ilgili veya farklı bir videomuzla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.